Evet, astrolog, aynı zamanda yazar çünkü kitapları da var. Mine Ölmez stüdyomuzda. Mineciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yine ne kadar böyle harika, renkli bir kıyafetle buradasın. Günün rengi mi üzerinde? Günün enerjisini evet anlatan renkler. Bugün Ay Aslan Burcu'nda, Venüs'le kavuşumda, sonra Mars'ta da kavuşacak ama bugün çok güzel bir enerjisi yüksek bir gün. Dolayısıyla ben de bu enerjiye uygun giyinmek istedim. Evet, bugün yüksek enerji. Ben de bugün istemeden parıl parıl giyinmişim. Herhalde evet, benim de bu enerjiden kaynaklanan evet, bir şey öyle. Değil mi? Normalde Ay, çok daha düz şeyler tercih ediyordum. Bugün böyle bir allı pullu giyinirken buldum kendimi. Mineciğim, 12-18 Temmuz haftası yine önemli haftalardan çok. Biri ki bugün de dedin çok yüksek enerjiyle başladık. Sevgili izleyenler, birazdan burç burç tüm burçların bu haftaki tabii ki sürecini de konuşuyor olacağız. Hatta önemli tarihler de verecek Mine bize her zaman olduğu gibi. Estetikle ilgili de yine sorarız, belki zamanımız olursa başka konulara da değiniriz ama şöyle başlayalım, genel bir haftaya bakalım senin de müsaaden olursa, sonra da klasik rutinimize dönelim ve burç burç gidelim. Evet, bu hafta da yine çok hareketli ve renkli bir hafta ama geçen haftaya nazaran son derece güzel enerjiler var aslında. Fakat tabii ne olursa olsun hayat inişli çıkışlı, dikkat etmemiz gereken şeyler de var. Öncelikle gökyüzünde birçok gezegen Aslan Burcu'na toplaşmaya çoktan başladı. Dolayısıyla birazcık ego, gurur, kibir noktasında yükseliyoruz bu hafta. Ve aynı zamanda Mars-Venüs kavuşumu Aslan Burcu'nda, bu çok güçlü bir enerji. İkili ilişkilerde böyle sürekli bir kararsızlık, onunla olmalı mıyım, olmamalı mıyım, sevmeli miyim, sevmemeli miyim? Ayrıca İlişkiler öfke patlamalarına kurban gidebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Haftaya böyle bir çok yüksek bir enerjiyle başlıyoruz. Aynı zamanda bunun artıları olarak bakarsak gerçekten kendimizi ifade etmek, güzel bir biçimde ortaya koymak konusunda da gökyüzü bizi destekliyor. Onun için hani eğer de iyi değerlendirebilirsek, kibir, gurur, ego noktasında dikkatli davranırsak, öfkemizi kontrol altına alırsak bu enerjiyi dünya çapında birazcık böyle haftaya şeyle başlıyoruz. Yangın ve sıcak enerjisiyle başlıyoruz. Hı hı. Patlama da içeren bir enerji maalesef. Ya dünya genelinde Allah korusun. Allah korusun. Ve aynı zamanda dışarıda bir şey niye patlıyor biliyor musun Nilüfer? Çünkü İçeride. İnsanların içleri huzursuz. Hı hı. Dışarıda ne varsa içeride o var. İçeride ne varsa dışarıda o var. Gökyüzü de dünyada bize aynalıyor aslında. Bunu fark etmemiz lazım. Biz ne kadar iyi bakarsak o kadar iyi yaşarız. Öyle düşünmek gerekiyor. Fakat hafta ortası itibaren bu defa su enerjisi aktifleşmeye başlıyor. Bizim çok önem verdiğimiz açılardan biridir. Güneş-Neptün üçgeni. 2012'den beri aslında her Temmuz biz bunu yaşıyoruz. Güneş-Neptün üçgeninin etkilerini çok güzel bir biçimde yaşıyoruz. Bir de Kasım ayında yaşıyoruz Ekim sonu itibariyle. Çünkü Güneş Akrep ve Yengeç Burcu'na geçtiği zaman Balık Burcu'ndaki Neptün'e üçgen açı yapıyor. Bu ne anlama geliyor? Neden bu kadar önemli? Çünkü Neptün gezegeni ilahi olan enerjileri anlatır. İyi açılarında inanılmaz bir yüksek fedakarlık ve sevgi teması içerir. Dolayısıyla 15 Temmuz bu arada hani yaramız olan bir gün. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum evet, yeri gelmişken. Tamam. Şehitlerimizi Allah bir daha bize öyle günler amin, yaşatmasın inşallah. Diyorum. Tam da o kadar milli ve manevi duygularımızın da yükseldiği bir esnada bu açı kesinleşiyor. Hı. İnanılmaz güzel bir hafta bu anlamda. Yani bütün haftayı şifalandırabilecek bir enerjiye sahip. Hani diyorlar bazen astrologlar nereden biliyor duaların makbulü? Ben derim bugün dualar makbul olabilir. Bizde zaman tayini diye bir şey var. Gerçekten bazı zamanlar vardır ya hani. Daha çabuk olur bir şeyler. Daha güzel böyle bir minicik şekilde. Bir şey isterseniz çıt ol. Ben geçen gün çok basit bir şey tabii ki sevgili izleyenler ama evet. Böyle tam arabayla gidiyordum. Ay dedim ya keşke köşede bir simitçi olsa dedim böyle. O kadar. Şey simit arabalarında. Ya 10 saniye sürmedi ki orada da normalde hiç öyle bir simit arabası olmaz. Simit arabası vardı. Ay Allah'ım dedim tam duamın kabul olduğu ya. Saate denk geldim. Tam öyle bir şey i̇nşallah aslında. İnşallah büyük dualarımız da öyle hemen çıçık oluyor. İnşallah inşallah. Allah bizi böyle küçük hediyelerle de sevindirmeyi seviyor bence. O yüzden küçük şeylerle de mutlu olmayı bilmek lazım. Bu hafta dualar çok makbul. Yardımlaşmaya çok önem vermek lazım. Ben hep söylerim sizi hiçbir doktorun, hiçbir şifacının, hiçbir terapistin kurtaramayacağı kadar. Yani kurtarırlar tabii ki herkes mesleğini yaptığı sürece ama özünüzde o içinizdeki en derin yaraları ancak bir başkasının yarasını sararak iyileştirebilirsiniz. Mesela siz çok kötü bir çocukluk geçirdiyseniz kötü çocukluk geçiren çocukların elinden tutun. Siz yetim öksüz büyüdüyseniz yetimlerin öksüzlerin elinden tutun. İnanın bana bundan daha iyi bir şifa olamaz. İyilikten daha büyük bir şifa olamaz. Ben hep başka insanlarla uğraşırken
arkamı dönüp baktığımda hayatımdaki problemleri kendiliğinden düzeldiğini gördüm. Ne kadar mesela bazen başıma bir şey gelir derim ki ben bir süredir sadaka vermeyi unuttum, ihmal ettim. Yardım etmeyi ihmal ettim. İnanın yardımlaşmaya başladığım anda sorunlar düzeliyor. Şey İki gün sürmüyor arası. Düzelmeye başlıyor. O yüzden yardımlaşmaya, fedakarlığa önem vermemiz gereken. Özellikle salı öğleden itibaren perşembe günü akşam saat 5.30 civarına kadar inanılmaz güzel bir enerji var. Yardımlaşsınlar, hizmet etsinler. Değil mi? Sokakta gördüğünüz, ben hiç üşenmem, erinmem. Sokakta gördüğünüz çöpleri alın, çöpe atın. Ben de. Hele ki böyle hiç bir utanmayın. Yiyecekse, ekmek falansa hiç yani. Aynen, hiç önemli hiç değil. Utanmayın. Hemen alırım. Mesela bir arkadaşım yapmış, çok hoşuma gitti. Eve giderken diyor dönüş yolunda mezarlık vardı. Kimsesiz bir mezar vardı diyor. Üstü ottan geçmiyor. Gittim diyor, temizledim diyor. Ne kadar büyük bir sevap. Biz böyle manevi şeylere inanırız biliyorsun. Yani gerçekten üşenmesinler, erinmesinler. Yapabilecekleri bütün iyilikleri yapsınlar. O gün gelenin gerçekten bir anlamı vardır. Ve arayıp bulsunlar ihtiyaç sahiplerini diyorum. Çünkü dualar çok makbul ve bu duaları fedakarlıkla besleyen bir enerji var. Su enerjisi de aktif olduğu için tabii bu sefer de sular, seller, yağışlar artabilir. Ama çok güzel, çok ferah, çok şifa dolu yağmurlar. İnşallah. Olur. Hadi burçlara geçelim o zaman. Evet. Şöyle zamanımızı güzel kullanalım. Evet, geniş zaten. Geniş. Evet, burçları konuşalım. Sonra izleyicilerimiz bana haklı olarak sitem ediyorlar. Bir burcu hızlı geçtiysek veya öyle dalgalanıyor. İnsan kendi burcunu dinlerken daha çok bir şey duymak istiyor ya. Öyle sanki o hızlı evet. geçmiş gibi dalgalıyor. Biz aslında hepsini aynı oranda konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Hadi o zaman koçla başlayalım. Bu hafta neler bekliyor koç burçlarını? Evet, koç ve yükselen koçlar için öncelikle hafta başında aşk, sevmek, sevilmek, duygusal yakınlaşmalar anlamında şanslılar. Sadece biraz böyle onlar bir sosyal çevreleri, harcamaları, varsa çocuklarının sorumluluklarıyla ilgili sıkıştıkları bir dönemden geçiyorlar. Yani canları hep hem bir şeyi çok yapmak isteyip hem hiç yapmak istemeyebilir. Aynı anda bu ikilemi yaşamak onları yorabilir. Birazcık çocuklarına karşı, sevdikleri insanlara karşı öfke patlamalarından kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Bir de böyle haftaya kendilerini beğenmeyerek sürekli bir yerlerini değiştirme arzusuyla da başlayabilirler. Daha çok güzel olmak, fit olmak adına harekete geçebilirler. Bu anlamda da gökyüzü onları destekliyor. Gerçekten eğer yapabilirlerse Ağustos sonuna kadar neredeyse fiziksel olarak kendilerini geliştirmek, belki fazla kilolarından kurtulmak ve güzelleşmek için koç burçları destekleniyor. Şimdi bu hafta hem Merkür-Jüpiter üçgeni hem Güneş-Neptün üçgeni kesinleşirken salı öğleden itibaren ve perşembe akşamına kadar olan vakit onlar için iş ve kariyer anlamında müthiş etkiler barındırıyor. İş ve kariyer yaşamlarıyla ilgili çok şanslı olacaklar. Karşılarına güzel fırsatlar çıkabilir. Bunları değerlendirsinler. Aynı zamanda tavsiyem o ki eğer bir hastalıkları, bir sorunları varsa bu süreçte tedaviye başlarlarsa çok güzel fayda alırlar. Diyete, spora başlayabilirler. Benim söylediğim şeyleri maksimum olarak uygulasınlar. Böyle doğaya, Allah'a, insanlara İnşallah. Hizmet etmek evet. noktasında Hepimiz çok faydasını görecekler. Yani. Biraz bağırsak bölgelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Biraz da böyle depresif hissederlerse gerçekten bu hafta tanıştıkları birisi onlara çok yardımcı olabilir. Gerçekten ilacı olan, hani ilaçları neyse onu bulabilirler. Hastaların iyileşmeye başladığı, hasta koçlar varsa geçmiş olsun buradan, iyileşmeye başladıkları bir süreç olacak. Hafta sonuna doğru da ikili ilişkiler ön planda olacak. Çok iniş çıkışlı, duyguları çok iniş çıkışlı. Yani gerçekten şey gibi hani benim onlara tavsiyem hatta bu haftanın mottosu yakın olmak için uzak dur benden. Öyle bir şarkı sözü var diye yakın evet. olmak için uzak dur benden. Çünkü bu hafta böyle ilerleyebileceğiz. Yani bir insanı çok seviyorsak onu sıkmadığımız sürece onunla daha yakın olacağımız bir hafta. Eğer bu hafta baskı yaparlarsa sevgililerin hepimiz için geçerli ama koçlar özellikle dikkat etsinler. Baskı yaparlarsa kaybedebilirler. Dikkat etsinler ama çok şanslılar, değerlendirsinler. Evet, harika haberler geldi koç için. Bakalım Boğa burcunu neler bekliyor? Evet sevgili boğalar haftaya birazcık onlar yine yerleşim bir yerlerine yerleşemediler. Çünkü Uranüs 2018 Mayıs'ında onları ziyaret ettiğinden beri 2018 Mayıs'ından beri hayatları çok iniş çıkıştı. 2020'ye girerken de bu açı çok sert tetiklendiği için böyle bir nerede yaşayacaklarına, nasıl yaşayacaklarına, ne yapacaklarına karar veremiyor olabilirler. Yine bir evde tadilat, tamirat, bir taşınma, bir göç. Bir ev emlak mevzusu olabilir hayatlarında. Bu hafta biraz onlarla başlıyorlar ya da evlerini güzelleştirmek isteyebilirler. Biraz anne baba ve ebeveynleriyle hangisi hayattaysa ya da ikisi de hayattaysa onların ikisiyle de biraz iletişimlerine dikkat etmeleri gereken bir süreçteler. Eğer alım satım yapacaklarsa biraz daha dikkatli olmalarını hesap fiyat konusunda tavsiye ediyorum. Hafta ortasındaki bu güzel enerji onlara çok güzel bir yol planını, güzel bir eğitim başlangıcını hatta şöyle söyleyeyim. Salı öğleden sonra perşembe akşama kadar olan süreç var ya boğaları meslek sahibi yapabilir işleri yoksa
o kadar güzel bir koştursunlar, hiç durmasınlar, en azından dua etsinler hiçbir şey yoksa bile ellerinde. Çünkü hobilerini meslek haline getirmek ya da kendilerinde bir şey keşfedip onun üzerine gidip oradan çok güzel bereketlenmek söz konusu olabilir. Yol planları da olabilir. Hafta sonu birazcık güç savaşlarından kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Bel ve böbrek bölgelerine dikkat etsinler. İş yerlerinde daha sakin olsunlar iş hayatlarıyla ilgili ya da çalıştıkları insanlarla. Bir de güç savaşlarından kaçınmalarını, rest çekmek ya da çok sert gitmek, kırılacakları ya da kıracakları noktaya gelme konusunda onları uyarmak isterim. İkili ilişkilerde iletişim anlamında biraz sert bir hafta sonu olabilir. Ama genel olarak onlarla dost burçlarından aldıkları bu etkilerden dolayı sevinçli haberler, dost destekleri ve aşkta da dostlukta da şanslı bir haftada var. Oo, evet. Ne uzun anlattık. Başında demiştin hakikaten bu hafta güzel enerjiler vardı. Şimdilik iki burcu konuştuk. İkisine de aslında bayağı güzel haberler var. Hepsin için evet, öyle. İkizlerle devam edelim. Hepsi hayatın ayrı alanlarında alıyorlar bu açıyı. O yüzden hepsinin bir konuda şansı yerinde, bir konuda biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. İkizler burcu iletişimine dikkat etmeli. Sosyal medya, internet, basın, yayın, internetten tanıştıkları insanlara aşık olabilirler. Hiç uzakta tanımadıkları birine. Burası heyecanlı. Bir dakika. Başlarsak bölersek olmaz. İkizler burçları kırılır başta da ben. O zaman kısa araya gidelim. Tamam. Aradan hemen sonra ikizlerle başlıyoruz ve diğer burçlarla devam ediyoruz efendim. Kısa ara sonra biz buradayız. Evet, astrolog Mine Ölmez'de burçları kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz ki ikizler burcunda kalmıştık. Evet. Nasıl sabrettiler ikizler burcu? Kendi doğalarına aykırı bir biçimde. Reklam arasında değil mi? Evet, ikizlerin bu hafta dikkat etmesi gereken konu yakın çevre ilişkileri, iletişim, internet demiştik. İnternetten tanıdıkları ya da uzaktan tanıdıkları birine çekilebilirler. Güvenmedikleri insanlarla iletişim kurarken dikkat etsinler. Sosyal medya hesaplarıyla ilgili dikkatli olsunlar. Ticaret ve trafik ya da eğitimle alakalı konularda da öfke patlamalarından kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Yapmamaları gereken şeyleri, hani bu iyi muhakeme etmeleri gereken, duygularıyla, egolarıyla, hırslarıyla hareket etmemeleri gereken bir hafta. Kardeş, yakın çevre ve akraba ilişkileriyle ilgili çok fazla koşturmacaları olabilir, gündemleri olabilir hafta başında. Onlar da bu güzel açıdan şöyle etkileniyorlar. Bir kere ev, emlak, kariyer konularında çok şanslılar. Ve uzun zamandır istedikleri gibi bir maaşla harika bir iş fırsatı yakalayabilirler. Evet, terfi, zam, yükseliş yaşayabilirler. Nerede yaşamak istiyorlarsa oraya yerleşmek anlamında büyük bir şans elde edebilirler. Ama bu hafta onların genel olarak hep iş, para bağlantılı konularda kısmetlerinin çok açık olduğu bir hafta gibi görünüyor. Aşkla işi hiç yan yana geçiremedik zaten. Evet, ama herkesin öyle oluyor aşağı yukarı, evet, ama olsun, evet. Hafta sonuna hayatın doğru işte perşembe bu. Akşamıyla beraber böyle tatlı kısa seyahat planları, sevdiklerinizle aşk hayatınız canlanıyor. Seyahat planları olabilir, sevdikleriyle bir tatil, bir eğlence içinde olabilirler. Hafta sonuna doğru onların aşk enerjileri yükselecek. O da inişli çıkışlı olacak. Bazen acaba doğru mu yapıyorum? Bazen yo çok iyiyiz. Böyle bir enerjileri iniş çıkışlı olacak ama hafta sonuna aşk enerjileriyle giriyorlar. Çok güzel bir şekilde. Fakat sadece pazar günü özellikle. Özellikle hangi konularda? Para konularında, güç çekişmelerinden, aşırı harcamalardan, onları masrafa sokacak durumlardan uzak durmalılar. Bir de böyle estetik yaptırmak. Çünkü 6. evlerini 8. evlerine bağlayan bir açı. Estetik yaptırmak, kendilerini değiştirmek istiyorlarsa çok iyi düşünmeleri gerekiyor. Böyle köklü değişiklikler yapmak için uygun bir zamanda değiller. Biraz dinlenmelerini tavsiye ederim hafta sonu. Peki, Yengeç'le devam ediyoruz. Bu arada kaçırdığınız, yeniden dinlemek istediğiniz her şeyi de yayınımız bittikten hemen sonra YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Yengeç. Evet sevgili yengeçler, bu hafta en şanslı burçlardan biri de yengeç burçları. Sadece biraz harcamalar, para masraf dengesi can sıkıcı olabilir. Para geldiği gibi, geldiği kadar gidebilir. Denkleştiremeyebilirler bir türlü. Biraz lüks harcamalarını, kısmalarını tavsiye ediyorum. Aşırı harcamalardan kaçınırlarsa bunu da dengeleyebileceklerdir. Bekledikleri paralar varsa gelebilir. Yeri olduğu için hemen gidebilir. Böyle durumlar olabilir. Bunun dışında genel olarak yengeçler çok şanslı. Yengeç yeni ayının o duygusal etkilerini hala üstlerinden atamadılar. Belki geçen hafta çok zor geçti, çok nostaljik. Geçmişle ilgili bir şeylerle yüzleşmiş olabilirler. Ama bu hafta onların burçlarından öyle güzel enerjiler yayılıyor ki bekledikleri haberler gelebilir. Dilekleri, umutları gerçekleşebilir. İnşallah. Ne istiyorlar mesela? Ünlü olmak mı istiyorlar? Bu hafta olabilirler. Tanınmak, reklam vermek mi istiyorlar? Bu hafta verebilirler. Hayatlarında hep istedikleri bir yer mi var gitmek? Gidebilirler. Uzak yolculuklar, uzak yerlere seyahatler konusunda çok şanslılar. Hukuk ya da eğitim alanında bir sorunları varsa bunu da çözebilirler. Dilekleri, duaları belki hiç bu kadar makbul olmamıştı. 12 sene sonra Jüpiter Balık burcunda
Merkür burçlarındaki Merkür'le çok uyumlu. Ve yine Güneş Neptün üçgeni. Tam dileklerin kabul zamanı yengeçler için, sakın enerjilerini düşürmesinler. Yüzleşmek istedikleri ya da başarmak istedikleri ne varsa hepsiyle ilgili şifalanacaklar ve başarıya ulaşacaklar. Hafta sonuna doğru biraz daha ailevi konular gündemde olacak. Perşembe, cuma, cumartesi aile ilişkilerini biraz daha nazik ve sakin olmalarını tavsiye ederim. Daha sorumlu davranmalarını. Hafta sonu ise Ay Akrep burcunda ve Güneş Plüton karşıtlığı var. Hafta ortasındaki o harika, barışçıl, iyicil enerjiyi hafta sonu egolarına kurban vermesinler. Çünkü onların burcuna olacak yine bu açı. Güneş Plüton karşıtlığı böyle güç savaşları getirebilir. Eşleriyle ya da otoritelerle bir takım kırılma noktaları olabilir. Çok duygusal davranıp hatalar yapmamalarını tavsiye ediyorum. Yoksa çok güzel bir enerji var onlar için. Harika. Aslan'la devam edelim o zaman. Evet, Aslan burçları. Şimdi Aslan'cı ki bu kadar herkese güzel saydın. Bize gelince neden bunu söyledin? Şimdi iyi haberleri söyleyeyim. Bir kere hasta olanlar yine Aslan burçları iyileşebilirler. Bir operasyon geçirmeleri gerekiyorsa bunu en başarılı bir biçimde geçirip sağlıklarına kavuşabilirler. Harika. Karanlıkta kalmış, onları yoran, üzen ne varsa hepsi ortaya çıkabilir. Bu hafta planlarını biraz gizlilik içinde yürütmelerini tavsiye ederim. Sırlarına ketum davransınlar, sahip çıksınlar Nilüfer. Çünkü bu hafta onların böyle biraz yine gizli düşmanlıkları akta. Ve hafta sonu Güneş-Plüton karşıtlığının olumsuz etkilerini de buradan alıyorlar. Aman diyeyim. Biraz kıskanıldıkları, hepsi uyarıyorum onları, ne zamandır. Bu açı değişmedi. Bu enerji hep gidip geliyor. İş hayatında özellikle ayaklarını kaydırmak isteyen birileri olabilir. Ya da kendi sağlıklarıyla ilgili hatalar yapıyorlarsa, yedikleri, içtikleriyle ilgili. Lütfen kendilerine dikkat etsinler. Biraz arkalarını yine kollamaları gerekiyor. Tutkuları, cazibeleri, güzellikleri had safhada yüksek. Enerjileri, çekim güçleri çok fazla. Özellikle hafta başında. Ama işte bu çekim gücünü egoyla, hırsla, kibirle bozarlarsa çok sıkıntı yaşarlar. İnanılmaz bir kadınlarla anlaşamadıkları, ilişkilerinde böyle biraz daha ben sen dengesini şaşırdıkları ve geçen haftalardan gelen o sert enerjiyi devam ettirdikleri bir hafta olabilir. Lütfen ben kimim modunda yaklaşmasınlar kimseye. Kalpleri çok temiz ama bu hafta biraz yanlış anlaşılabilirler. Şimdi diyecekler ki herkese güzel bir şey söyledi bize ama gelince. Ama öyle oluyor. Bir hafta bir burç biraz daha kusura parlarken bakmayın. Diye biraz daha gölgede kalabiliyor. Bu hafta da maalesef aslanlar öyleymiş. Gölgede değiller aslında. Tam şifalanma içindeler. Ama kendi davranışlarıyla ilgili biraz daha. Çok baskıcı, egoizme varan tavırlar gösterirlerse çok zarar görürler. Ama yok. Bu tavırları gösterenlere sakin kalıp kendileri onlara uymazlarsa parlamak, kendilerini göstermek, güzelleşmek için destekleniyorlar. En parladıkları dönemlerden biri. Harika. Başak'la devam ediyoruz o zaman. Evet sevgili Başaklar. Evet haftalardır onların da böyle bir arka planda bir şeyler oluyor. Venüs 12. evlerinde Mars'la kavuşuyor. Eğer şüphelendikleri bir şey varsa bu hafta ortaya çıkabilir. Öfke kontrolü çok önemli. Ama şu çok iyi. Her ne olursa olsun o kadar iyicil bir enerjiye maruz kalacaklar ki hafta ortasında. Biten ilişkiler, artık bundan hiçbir şey olmaz, beni çok üzdü diyenler gelip af dileyebilir. Affedebilirler, barışabilirler. Evlilik kararı verebilirler. Bol bol evlenme teklifi alacak burçlardan birisi Başak Burcu. En son vaktimiz kalırsa diğerini de gerçi söylerim ben. Merakta bırakmam. Evlilik teklifi alabilir Başak Burçları. Evlenebilir, aşık olabilir. Yalnızlar için inanılmaz şanslı bir evre. Ama sadece hafta başında biraz böyle hemen karamsarlığa kapılmasınlar. Uyku düzenlerine ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hafta sonu para konuları ve iletişim konuları çok artacak. Onlara tavsiyem şu. Yine bu güzel enerjiyi hafta sonu kesinleşecek olan sert bir açı Güneş Plüton karşısında kurban vermemek için çocuklarına, sevdiklerine biraz daha nazik davransınlar. Yani şunu sorsunlar. Eğer aldatıldılarsa, ki öyle bir açı aldılar iki haftadır daha fazla hatta. Eğer aldatıldılarsa ya da yanıltıldılarsa illa ikili ilişkiler olmak zorunda değil. Kız arkadaşları üzmüş olabilir. Arkalarından bir şey dönmüş olabilir. Affedeceklerse affetsinler. Affedip sonra tekrar konuyu başa saracaklarsa hiç affetmesinler. Böyle bir şey tavsiye ediyorum onlara. İnanılmaz bir şifa enerjisi içindeler. Hafta ortasında hayalleri bile gerçek olabilir. Çok şanslılar bu anlamda. Hadi inşallah. Terazi burçlarıyla o zaman devam edelim. Terazilerin sosyal çevre alanı çok aktif. Bir sürü davete belki çağrılacaklar. Hangisine gideceklerini şaşırabilirler. Sosyal çevrelerde bazı insanları böyle dost düşman ayırt etmek zorunda kalabilirler. Birileri onları çok desteklerken başka birileri ayaklarına böyle köstek olmaya çalışabilir. Bunu fark edecekler belki. Bir de umutlarıyla ilgili emin olamamak. Yapayım mı yapmayayım mı? İsteyeyim mi istemeyeyim mi? Alayım mı almayayım mı? Bu insanla devam edeyim mi etmeyeyim mi? Arkadaş da olabilir bu, ilişki de olabilir. Biraz böyle bir kararsızlık yaşayacaklar. Umut ve umutsuzluk aynı anda aynı kuvvette ilerliyor onlar için ama bu ara göz dolduracakları, bol bol davete davet edilecekleri, oralarda görünecekleri bir hafta bu evre. Ay mı dedim? Hafta. Özür dilerim. Olsun.
dilim suçta. Evet, hafta ortasında onlar da gerçekten bilmeleri gereken, arınmaları gereken, şifalanmaları gereken bir etki varsa bundan şifalanacaklar. Sağlık sorunu yaşayanlar, ruhsal ya da bedensel problemleri olanlar için tam bir şifalanma zamanı. İş hayatında onların da bir terfi, bir yükseliş, bir başarı durumları olabilir. Bekledikleri iş teklifleri onlara gelebilir. Bu haftanın işle ilgili şanslı burçlarından birisi de kariyerle ilgili ve statüyle ilgili Terazi burcu. Hafta sonuna doğru Perşembe akşamıyla beraber Ay Terazi burcuna yerleşiyor. Biraz daha kendilerine, sevdiklerine, ilişkilerine, bedenlerine, bakımlarına zaman ayırabilecekler. Hafta sonu kendini daha özel ve değerli hissedebilirler. Ama onların da o kararı olmaz. Hep dengesizdir. Sabah çok iyi hissediyorsa öğlen değişir Terazi burcu. Ama hafta sonu kendilerine zaman ayırabilecekler. Önemli aktiviteler ve aşk ve ilişkilerle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Onlar da biraz aile büyükleriyle çatışmalardan kaçınmalı. Bazıları yer, şehir, taşınmalar sebebiyle biraz zorluk yaşayabilir. Peki. Akreple o zaman hemen devam edelim. Çok şanslı burçlardan biri de tabii ki Akrep burcu. Sadece kariyerde birilerine bakarak, hırs yaparak, ego yaparak, o yaptıysa ben de yaparım duygusuyla rekabete girmemelerini tavsiye ediyorum. Patronlarıyla, yöneticileriyle güç savaşlarına girmekten kaçınsınlar. Buna aile büyükleri, ebeveynleri de dahil. Hırs yaparak veya geçmişin intikamını alırcasına hareket etmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Venüs-Mars kavuşumu tam tepelerinde kendilerini göstermek ve ispat etmek için hunharca bir çaba harcayabilirler. Bu da onları yorabilir. Dikkatli olmalılar. Ama hafta ortasında kesinleşecek olan açılar, onlara da hayallerinin bir yolculuk fırsatını, hep gitmek istedikleri bir yerle ilgili bir fırsat, tanınma, ünlenme, isimlerini duyurma fırsatı getirebilir. Aşk konusunda da inanılmaz şanslar. Aşk konusunda bu hafta en şanslı burç kesinlikle Akrep burcu. Yalnızsa biriyle karşılaşabilir, çocuk sahibi olmak istiyorsa çocuk bebek haberi alabilir. Çocuklarının sevinçleriyle sevinebilirler eğer varsa. Umut ettikleri birçok şey gerçek olabilir. Ve kurtulmak istedikleri eğitim, hukuk konularında bir sorunları varsa bundan kurtulabilirler. Seyahat planları aktive olabilir onlar için. Çok enerjikler bu anlamda. Sadece Perşembe akşamı itibariyle biraz içe dönmek, biraz geri çekilmek ihtiyacında olabilirler. Hafta sonu da iletişimlerinde yumuşak olmalarını tavsiye ediyorum. Evet, o zaman Yay burcu değil mi? Doğru evet, sayıda. Yay burcu. Yay burcu bu güzel enerjiden önce nasıl nasibini alıyor? Kesinlikle ev, emlak konularında en şanslı, haftanın en şanslı burçlarından birisi de Yay burcu. Diğeri de İkizler burcu. Ev, emlak, ev sahibi olmak konusunda çok şanslılar. Bekledikleri, istedikleri gibi bir ev denk gelebilir. Eğer aileleriyle ilgili bir sorun varsa, ailede bir kriz yaşanıyorsa çözülemeyen, bu hafta çok güzel ve barışçıl bir şekilde şifalanabilir. Aynı zamanda parasal konularla ve işle alakalı konularda da son derece şanslılar. Ellerine güzel paralar geçebilir, bekledikleri paralar gelebilir. Fakat hafta sonu işte bu paraları harcamak ve değerlendirmek konusunda hata yapma ihtimalleri var. Onlar da para konusunda hırsla hareket etmemeliler. Ya da işte birilerine bir şey ispat çabasında olmamalılar. Hafta başında ayın Aslan'da olması ve Venüs-Mars kavuşumuna bakacak olursak, bir kere uluslararası iş ve ilişkiler, hukuki konular ya da akademik konularda seyahat planlarıyla ilgili çok aceleci olmamalarını tavsiye ediyorum. Yay burçları için de bir anda her yere gitme isteği olabilir. İşte nereye gideyim, nereye tatil yapayım? Böyle uzun bir tura da çıkabilirler. Uzun bir tatil planı da yapabilirler. Biraz böyle sanırım sosyal çevrelerinden ve bulundukları lokasyondan uzaklaşacaklar gibi görünüyor. Bazıları aileleriyle kavuşabilirler. Bazıları artık ailelerinin ve sevdiklerinin olduğu yere taşınma kararı ya da tam tersi oradan uzaklaşma kararı alabilirler. Böyle bir kararlar hızlı bir şekilde gelişecek hayatlarında. Hafta sonu özellikle pazar parasal konularda dikkat etsinler ve içlerine kapanmamaya özen göstersinler. Cuma cumartesi arkadaşlık ilişkileriyle ilgili şanslı etkiler var. Daha umutlu olacaklar. Evet, Oğlak'la o zaman devam edelim. Evet, haftanın hem şanslı hem çok dikkat etmesi gereken burcu Oğlak burcu. Çok yengeçler de bu anlamda biraz dedim ya ilişkilerde çok şanslılar ama güç savaşları olabilir diye. Oğlak burçları yıkıcı tavırlarla çok net ve kesin kararlar verebilirler bu hafta. Yani bazıları evet ben artık hayatımda yeni bir karar alıyorum, evlilik yoluna giriyorum. Ya da artık bu evliliği daha fazla uzatmayacağım ve bitiriyorum. Olumlu ya da olumsuz evet, veya bir karar olumsuz verecekler. Olumlu da olabilir tabii. Bu karar onların hayatlarında büyük bir dönüşüme sebebiyet verecek. Ve salı öğleden sonradan itibaren perşembe akşamına kadar olan o güçlü enerjilerle birlikte seyahat planları, uzaklarla ilgili konular, hukuk konuları, uluslararası ilişkiler, pasaport, vize bekliyorlarsa bunlar çıkabilir. Çok radikal bir karar verebilir. Ülke değiştirmek bile olabilir. O kadar radikal kararlardan bahsediyorum. Ve şans onlardan yana olacak.
Fakat karar verirken sonradan üzülmeyecekleri şekilde vermelerini tavsiye ediyorum. Ki onlar zaten bir kararı çok düşünmeden vermezler. Çok planlı insanlardır. Dolayısıyla bu hafta onların yüzüne şans gülebilir ve istedikleri şeyler gerçek olabilir. Sadece ego çekişmeleri, işte güç savaşları, sevdiklerine kavuşacaklar mesela ama bazı şeyleri kabul edemiyorum kafasında tartışmalar çıkartırlarsa bu defa enerji tersine döner. Doğru. Eğer dediğim gibi hep söylediğim affedecekseniz affedin, affetmeyecekseniz hiç baştan olaylara girmeyin. Evet. Sonra hatırlayacaksanız olanları yapmayın. Oğlaklara da bunu tavsiye ediyorum. Hafta başında harcamalarına dikkat etsinler lütfen. Genel olarak sağlıklarına aşırı harcamalar, lüks harcamalar yapmamaya, paralarını yanlış yatırımlarla heba etmemeye en çok dikkat etmesi gereken burç kesinlikle Oğlak burcu. Harcamalarına dikkat etsinler hafta başında. Hafta sonuna doğru önce yolculuk planları, daha sonrasında kariyer planları devreye girebilir. Ve dediğim gibi güç çekişmelerinden, sevdiklerini incitmekten de sakınmalarını tavsiye ediyorum. Evet, ve Kova burcuna geldik. Benim de ay burcum. Evet, Kova burcu. Tabii biz aya göre yorumlamıyoruz ama bazıları aya göre yorumluyor bazı sistemler. Ama biz güneş ve yükselen, daha çok tabii ki yükselen burca göre yorumluyoruz. Kova burçları için, kova ve yükselen kovalar için bakarsak, onlar bu harika enerjiyi kesinlikle para, iş ve kariyer alanından alıyorlar. Bu kadar isabet olur. Bekledikleri gibi bir iş fırsatı, istedikleri maaşı veren bir yerle karşılaşabilirler, iş bulabilirler. Miras, nafaka, burs, prim gibi konuları varsa bunları çözebilirler bu hafta. Hak ettikleri ya da beklemedikleri paralar onları bulabilir. Parasal konularda, işle alakalı konularda çok şanslılar. Aynı şekilde onlar da bir operasyon, bir ameliyat ya da bir tedaviyle şifa bulabilirler bu hafta. Şifaya kavuşabilirler. Güzel şifacı bir enerji. Aynen, şifacı ve iyicil bir enerji var. Maddi manevi böyle bir ferahlayabilirler. Kurtuluş enerjisi söz konusu. Hafta başında ilişkileriyle ilgili en çok dikkat etmesi gereken burçlardan biz tabii ki Kova burcu. Yalnızım, kimse yok diyorsanız, böyle erkekseniz daha maskülen, daha iddialı. Kadınsanız daha işte kendini gösteren, biraz hafif maço olabilir tavırlı. Ben buradayım diyen insanlara çekilebilirsiniz. Ya da birileri ısrarcı bir şekilde sizinle beraber olmak için çaba sarf edebilir. Olmak olmamak, gitmek gitmemek, sevmek sevmemek arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Sevdiklerinize baskıcı olmamaya çalışın ve baskı kurmamaya çalışın. Evet, yani bu olacak olmayacak karar veremiyorlar. Bir karar veremiyorlar. Sevgileri uzaklaşma istekleriyle yine aynı konu. Yakınlaşma istekleri aynı oranda yükseliyor. Dolayısıyla hafta başında bir kararsızlık yaşıyorlar ama odakları ilişki olacak. Haftanın başında, hafta ortasında iş, para ve kariyer konularında büyük yükselişler var. Hafta sonuna doğru onların da yol seyahat planları devreye girebilir. Yine pazar günü birazcık gizli düşmanlıklara ve sağlık sorunlarına dikkat etmelerinde fayda var. Evet, ve son burcumuz balık. Evet canım balıklar, haftanın aslında en şanslı burcu desem abartmış olmam. Ne güzel babam. Çünkü evet, Jüpiter 12 sene sonra onlarla birlikte yönetici gezegenleri. Neptün de onların modern yöneticisi. Şimdi bu ikisinin Merkür ve Güneş'le olan güzel kontakları, onlara özellikle aşk, çocuklar, bebek sahibi olmak istiyorlarsa bu konuda sevmek, sevilmek, sahnede adeta kendini göstermek, arzularına, isteklerine kavuşmak ve her zamankinden şanslı hissetmek konusunda destek veriyor. Balıklar çok şanslılar. Özellikle böyle hafta ortasında bir evlenme teklifi edebilir, alabilir, ilanı aşk olabilir, kendisi yapabilir. Böyle bir duygusallık, bir romantizm ama gerçekten duaları çok makbul. Onlara da tavsiyem asla köşelerine çekilmesinler. Bol bol iyilik, yardımlaşma, alma verme dengesini sağladıkları ilişkiler içinde olsunlar. Çok dua etsinler ve çok yardım etsinler. Çok makbul olacak. Küsler, dargınlar varsa barışabilirler. Affedebilirler, affedilebilirler. Uzun zamandır kökleşmiş problemlerinden kurtulabilirler balık burçları. Yalnız haftaya biraz sağlıkla ilgili dikkatli olmak durumundalar başlarken. Kalp dolaşım problemlerine özellikle dikkat etsinler. Yanıklara, kazalara dikkat etsinler. Kendilerini sıcaktan da biraz korusunlar, sakınsınlar. Çarpıntılar ya da biraz bir halsizlik olabilir, umarım olmaz. Ama sağlık ve iş hayatında da gerilim ve stresten uzak durmaları gerekiyor. Hafta sonuna doğru parasal konular yine gündemde olacak. Alma verme dengesi, gelen para, giden para, bunlarla uğraşacaklar. Pazar günü onlar da birazcık arkadaşlık ilişkileriyle ilgili sert tartışmalara girmekten kaçınsınlar. Belki bazı arkadaşlarıyla biraz böyle ego, güç savaşları olabilir. Ya da sevdiklerini kırmasınlar bu yüzden. Onlar genelde kırılan taraf olurlar. Doğru. Ve birileri size güç gösterisi, gövde gösterisi yaparsa bence hiç aldırış etmeyin. O öyle kendi kendine sanatını yapsın, siz de bakın. Onun huyu deyip bakın, en güzeli bu. Başka ne söyleyebilirim?
Evet, bu kadar. Daha evet, ne olsun? Şunu soracağım. Dedik ya en fazla evlilik alacak burçlardan biri Başak'ta ama bir burç daha balık var dedin. Balık, balık mıydı burcu o da? Evet, balıklar, başaklar, oğlaklar ve yengeçler. Hatta aşk konusunda ve sevgi konusunda yükselişte oldukları için boğalar ve akrepler bu enerjiden maksimum faydalanıyorlar. Yani bir duygusallık, bir manevi rahatlama, bir beklenenlerin olmasını verdiği huzur hali söz konusu olabilir onlar için. Hı hı. Haftanın ilişkilerle ilgili en çok dikkat etmesi gereken burçları ise başta kovalar ve aslanlar. Bir parça çok fazla olmamakla beraber teraziler ve koçlar. Yani hı hı, şöyle gideyim mi, adım atayım mı, atmayayım mı? Ya da benimsin mi diyeyim, karışmayayım mı? Yani içlerinden bir şey kaynasa bile karar veremeyip sahiplenmeyle süper, sorumluluk almayla almama arasında süper kalıyorlar aslında. Bu kadar güzel ifade edilemezdi. Sahipleneyim, benimsin mi diyeyim yoksa geri mi durayım noktasında dikkat etmesi gereken burçlar. Onlar ev, emlak ve kariyer, para gibi konularda en şanslı burçlar yine kovalar ve aslanlar, ikizler ve yaylar. Bu burçlar bu anlamda son derece şanslılar. Başka bir şey kalmadı da hepsini de söyledik. Evet, sağlık zaten her burç dikkat etsin, özellikle de bu haftayı boş geçirmesinler. Çok evet, önemli. Yardımlaşmaya özen göstersinler ve hani böyle tabii ki Allah'a göstermek için yapılmaz böyle şeyler ama ne kadar başkalarına iyilik ederseniz o kadar siz de hayatınızda şifalanırsınız diye düşünüyorum. Bu iyi enerjiden faydalanamayanlar da eğer bu hafta baktınız hiç hayatınızda bir şey değiş. Astrolojiye inanmamak astrolojiden muaf etmiyor siz. Yani gökyüzü enerjilerinden muaf olmuyorsunuz. Biraz böyle kendilerini, bakış açılarını geçirsinler tavsiye ederim. Belki de çok fazla aynı noktalara odaklanıyor olabilir. Hep bundan kaybediyoruz. Hayatımızda tekerrür eden bir şey varsa aslında bir şeyi hep yanlış yaptığımızdan dolayı oluyor dediğin gibi. O noktayı bulduğumuz zaman da hayatımız değişiyor aslında. Son bir püf noktası, bazı insanlar acılarıyla evleniyorlar. Doğru. O kadar acılarına düşkünler ki acılarına isim verecekler. Yani neredeyse. Onlar mesela siz dişim ağrıyor diyorsunuz. Oo sen ne diyorsun, benim geçen sene komple dişlerim kırıldı diyor. Acı yarıştırmak, mutsuzluk yarıştırmak bazı insanların alışkanlığı olmuş. Bunu fark ederlerse kurtulabilirler. Hatta bugün herkes acısına gerçekten bir isim versin. Acısına, yarasına, mutsuzluğuna. Veda etsin. Güle güle. Güle güle desin ona. Biz sana güle güle demek istemiyoruz ama maalesef bu bölümde sonuna geldik Mine'ciğim. Sadece virgül koyalım sana. Her pazartesi görüşüyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür güzel ederim yorumların için. Senin için de çok güzel bir hafta olsun. Biz devam ediyoruz efendim. Nilüfer Zaman'la bu defa araştırmacı ve girişimci Angela Balası Dündar geliyor efendim.